Mutlu günler değerli izleyenler. Günaydın Spor ile karşınızdayız. Bugün il şampiyonu handbol takımını konuk ediyorum. Namık Altaş Koleji Spor Kulübü. Hoş geldiniz. Okul sporlarında 2022-2023 sezonunda Ordu il şampiyonu oldunuz. Hocam Doğancan Akman var, Egemen var konuğumuz. Neler söylemek istersin? Senle başlayalım. İlk önce senin kendini tanıtır mısın bize? Şöyle, bu bizim için çok iyi bir durumu oldu açıkçası. Çünkü okul sporlarında ilk defa bir özel okul handbolda Ordu şampiyon oldu. Bu bizim için çok gurur verici bir şey. Bununla beraber Sayın Selman Altaş'a da katkılarından dolayı teşekkür ederiz. Başta Doğan Cüneyt Akman olmak üzere hocamız. Kolay olmadı ama söyleyebilirim ki sıkı hazırlandık. Bunun sonucunda da şampiyonluğa ulaştık. Senin handbolla tanışman nasıl oldu? Benim handbolla tanışmam Milli İrade Ortaokulu'nda 6. sınıfta Barış Hocam sayesinde oldu. Handbol seçimi yaparken boya posa falan bakılarak, genelde handbol için öyle yapılır. Ona bakılarak beni takımına almıştı ve çeşitli turnuvalarda çeşitli şampiyonluklar kazanarak da okula geldik. Okula gelmemizde benim Milli İrade'den arkadaşlarım falan da vardı zaten. Onlarla beraber bir takım oluşturarak son yılımızda böyle bir şampiyonluğa ulaştık. Hocama dönmek istiyorum. Doğancan Akman'a dönmek istiyorum. Seni de tanıyabilir miyiz? Doğancan Akman. Ben babamdan dolayı biliyorsunuz 6 yaşından beri handbolun içindeyim. Altyapılarda, okul takımlarında çoğu kesimde yer aldım bu branşta. Ya bizi burada mutlu eden şu, özellikle Ordu sınırları içinde konuşuyorum. Ve daha sonra aslında bunu Karadeniz'de diyebiliriz. Bu bölgede çok nadir özel kurumlar bu işi yapıyor. Ya biz de onlardan biriyiz. Bu bizim için çok onur verici. Çünkü biliyorsunuz handball diğer branşlara göre bir tık daha böyle alt seviye görünen bir branş maalesef. Hani diğerlerinden sıra gelmiyor diyelim. Bir basketten, bir futboldan sıra gelmiyor diyebiliriz. Yani bu kadar zorluğun içerisinde bir özel okulun şampiyon olması ilde bence büyük bir başarı. Çünkü bizim rakip olduğumuz takımlar hepsi devlet okulları. Hepsi gerçekten bu işe gönül vermiş okullar. O yüzden burada özellikle altyapısı olan okullar. O yüzden Selman Bey'in verdiği destek çok önemli burada. Buradan da kendisine çok teşekkür ediyoruz. İstersen bize kurulum aşaması anlat takımın. Nasıl kuruldu, neler yaşadınız ilk başlarda? Şöyle, normalde handball aklımızda vardı ama hani bir cesaret edemedik. Hani girsek mi, girmesek mi, destek görür müyüz? Dedim yani çünkü diğer branşlara göre çok zor bir branş. Yer bulması çok zor bir branş. Ama bir cesaret, girdik. Egemen de aynı zamanda bizim takım kaptanımız. Dedim deneyelim. Ve okulumuzdan belli başlı kriterlerde seçim yaptık. Öğrenci seçimleri yaptık. Ve güzel de oldu. Yani çocuklarımız zeki ve yetenekli, açık bu spora. O yüzden kurulum aşaması güzeldi. Fakat antrenman, işte alışma süreci birazcık zor geçti bizim için. Çünkü takımdaki çoğu oyuncu basketbolcu. Yani basketboldan devşirme bir takım kurduk. Futboldan devşirme bir takım kurduk. Ama uyum güzel oldu, ahenk güzel oldu ve sonunda başarı geldi. Çok mutluyuz yani. Güzel bir süreç geçirdik öğrencilerimizle. Kurulumda zorluklar yaşadınız, evet. Dediğiniz gibi. Hani benim dönemde de bazı okullar bu alana tam anlamıyla önem vermişti. Siz onu kırdınız. Hani evet. Devlet okullarının başarılarını kırdınız. Namık Altaş Spor Koleji Spor Kulübü olarak. Nasıl geçti? İlk maçlar nasıldı? Nasıl geçti? Şimdi her şey de öyledir. Mesela ilk denen şey çok önemli. Bizim avantajımız şuydu. Elimizdeki sporcuların bir kısmı, yani örneğin Egemen ve Mete diye bir oyuncumuz vardı. Bunlar bizim kulübümüzde oynayan zaten oyunculardı. Bizim avantajları bu oldu ve onların diğer yeni başlayan arkadaşlarına sağladığı o rahat ortam sayesinde heyecanlı. Özellikle maçların ilk 10 dakikası, 15 dakikası heyecanlı geçiyor. Çünkü yeni bir branş oynuyorsunuz. Ama oradaki reaksiyonu iyi verdik. Yani o acemiliği iyi atlattık. Ve ilk maçtan itibaren hani gerçekten net skorlar alarak şampiyon olduk. Güzeldi. Yani bu
oradaki ilk acemiliği 10 dakikada atmak yani her sporcunun yapacağı bir iş değil. O yüzden gayet mutlu olduk yani. Egemen, sana dövmek istiyorum. Senin açısından ilk aşamalar nasıl geçti? İlk aşamalar zaten çocukluğumdan beri bu sporu yaptığım için gerek kendimden çok arkadaşlarıma yardım etmek açısından geçti. Çünkü onlar ilk defa bir handbol müsabakasına çıkıyorlardı ve onlara yardımcı olmam gerekiyordu. Gerek oyuncu olarak gerek takım kaptanı olarak. Bunu da az çok sağladığımı düşünüyorum onları motive etme açısından. Çünkü hani skorlara bakıldığı zaman ortada her şey. Ve bununla beraber cidden hani kesin net sonuçları aldığımız için herkes maç geçtikçe rahatlamaya başladı ve herkesin kendine bir özgüveni gelmeye başladı. Bu gerek az takım gerek yedek takım olarak da öyle oluştu. Yani mutluyuz şampiyon olduğumuz için ve diğer arkadaşlarıma da teşekkür ediyorum. Takımda nasıl bir oluşum vardı? Takımda nasıl bir hava vardı ilk başta? Hani bazı şeyler belli olur birçok takımda. Evet. Sizde nasıl bir hava vardı? Hem aynı okuldasınız, hep aynı takımdasınız. Şöyle, biz okulda zaten çoğu görüştüğümüz arkadaşlarımızdı. Sadece yeni gelenler tanışmıyorduk. Onlara bir abi gibi sürekli sahiplenerek, onlara destek çıkarak bu işi yapmaya çalıştık. Ve çünkü bu spor ciddi bir spor olduğu için hiçbir zaman motivasyonu ve ciddiyeti bırakmadık. Bu bizim en büyük yardımcımız oldu ve hani fark attığımızda bile sanki maç 0-0'mış gibi ilerledik. Bunun sonucunda da kesin ve net skorlar aldık. Hocam, siz genelde handbol oynarken biliyoruz siz hani oyunculuk ayrı. Şimdi ise antrenörlük kariyeri başladı. Antrenörlük kariyerinde de bir okul takımında il şampiyonluğu geldi. Hani bizim dönemde de handbol okullar açısından çok önem verilen bir branş olarak görüyordum ben bizim dönemde. Basketbol, futbol, handbol olarak. Neler söylemek istersin? Hani ilk deneyim handbolda, antrenörlük deneyimi, okulda şampiyonluk geldiği şampiyonluk. Sen de o aşamalardan büyük ihtimal geçmiştir sen. Hem okul şampiyonları olsun, okul sporları olsun. Neler söylemek istersin? Bir kere çok ne diyeyim, mutlu edici bir ortam oluyor. Çünkü siz de o yollardan geçtiniz. Aynı şekilde hem ders, bir yandan okul takım heyecanı farklı. Yani okuldaki artık duruşunuz bambaşka oluyor. Bunları öğrencilerin de yaşadığını bilerek bu işi yapıyorsunuz hoca olarak. Asıl önemlisi şu, yani hoca olduğunuz zaman o birine bir şey söylüyorsunuz, öğretiyorsunuz ve bunu geri dönütünü aldığınız zaman ki o mutluluk bambaşka. Ve bunu da aslında en yakın birebir yaşayanlar da bizim branşlarımız oluyor genelde. Çünkü bir aktivite sergiliyor çocuk. Bunun hazzı bambaşka. Başarı kısmına gelince, şimdi sporculuk başarısı bambaşka oluyor dediğiniz gibi ama hoca olarak orada olmak her zaman ayrı bir keyif veriyor insana. Çünkü karşılaştığınız takımların başındaki öğretmenler çok saygın kişiler ve bu işi eskiden beri yapan insanlar, yaşça bizden büyük ve tecrübeli insanlar. Hani onları aslında bir nebze yenmek insana keyif veriyor. Çünkü bu işi yapan insanlara meydan okuyorsunuz. Burada biraz da işin içine hırs ve istek giriyor. Zaten bu ikisi olmadan da ne sporcu olabiliyorsunuz maalesef ne de hoca olarak başarı yakalayabiliyorsunuz. Ben hep o bana verdiği hazın peşindeyim. Çok mutluyum ve hani elimden geldiğince veya sağlığım el verdiği müddetçe hem oyuncu olarak hem hoca olarak yapmayı istiyorum. Öyle söyleyeyim yani. Egemen, ilk maçta başlamak istiyorum ben. Hani güzel bir hazırlık döneminin ardından ilk maç başladı. Bir de avantajınız da var. Spor salonuna sahip bir okulda eğitim görüyor gençler. Hani istediği dakika, istediği saatte handbol takımı antrenmanları gerçekleşiyor. Güzel bir hazırlık döneminin ardından ilk maça çıktık. Neler hissettin? Tribünleri gördün. İlk maçta aslında biraz benim alıştığım şeyler. Ben küçüklüğümde futbol falan da oynadığım için futbolun tribününe de gerek salon tribününe de alıştım ya, ilerleyerek. Ve bununla birlikte ilk maç benim için biraz heyecan, biraz da hani yardım etme düşüncesiyle geçti. Çünkü arkadaşlarım ilk defa böyle bir şey tadıyorlardı ve bunların getireceği böyle heyecanla getirebileceği şeyleri kırmamız lazımdı. Ve onun yerine özgüven ve hani nasıl söyleyeyim size, bunu
Şöyle diyebilirim. Mesela topu şimdi heyecandan dolayı bizim ellerimiz kayıyor. Terlediği için de bu top elden kayıyor. Ama bunu böyle özgüvene şey yaptığımız zaman gerek heyecan olarak gerek mesela mücadele hırsı olarak da öne geçmiş oluyoruz. Heyecanın getirdiği hataları da bu şekilde atlatmamız lazım. O konuda onlara yardımcı olmaya çalıştım. Bunu da başardığımızı düşünüyorum. İlk maçta biraz daha yardımcı olmaya çalıştın takım arkadaşlarına. Hocam hazırlık sürecinde neler yaşadık? Elbet dediğiniz gibi devşirme takım futbolculardan, evet. Basketbolculardan. Az sayıda olsa handbolcularımız da vardı. Nasıl bir hazırlık dönemi geçirdi Namık Altaş Koleji Spor Kulübü? Şöyle geçirdik. Şurada birazcık zorlandık diyebilirim. Biliyorsunuz artık günümüzde spor tamam olacak ama her anne babanın istediği nedir? Önce ders, akademik kariyer. Burada diğer branşlarda olduğu gibi biz de çok zorlandık. Şunda zorlanıyoruz ama daha çok. Atıyorum antrenman yapacağız. Kaçta? 6'da okuldan sonra. Çocuğun zamanı kalmıyor. Ve ister istemez veliden şu dönüntü alıyoruz. Hocam çok geç değil mi? Ya da işte hocam çok antrenman yapmıyor musunuz gibi. Bizi yetenekten çok veya o terden çok yoran maalesef bu oluyor. Çünkü biz orada çocuklarımız sporu tatsın, o hırs, istek ve mücadele hırsını tatsın istiyoruz. Ama bir türlü bunun önüne geçemiyoruz. Bu da artık basit değil. Çünkü okul, ders, spor bir anda götürmek bazen zor olabiliyor. Onun haricinde antrenmanlarımız gayet keyifli geçiyor. Çünkü yaşça onlara yakınım. Yani onların ne hissettiğini, ne istediğini bilen bir hoca olarak. Hem onlara yakın geçiyor hem de keyif aldıkları bir antrenman oluyor. Yani biz antrenmanların her saniyesinden, her dakikasından keyif aldık diyebilirim. Sonucunda kupa olarak geldik. Hocam ilk maçta neler düşündünüz? Hani bekliyor muydunuz böyle bir başarıyı? İlk maçta aslında şunu söyleyebilirim. İlk başta ufak bir korku vardı. Çünkü hani, takımın nasıl bir reaksiyon vereceğini bilmiyordum. Çünkü tek kişi oynanan bir spor değil. Sahanın içinde 7 kişi oynuyorsunuz. 7 kişinin 2 tanesi bilse bile acaba bilmeyenler ne yapacak korkusu her zaman oluyordu. Ama hem Egemen'in hem de Mete'nin, kendisi burada değil, hem de Mete'nin tecrübesiyle oyunu yönlendirmesi sayesinde o ilk dediğim 10-15 dakikalık heyecan kısmını atlatmış olduk. Beklediğimden daha kolay geçti açıkçası. Yani rakipler tamam tecrübeli ama bizim avantajımız her zaman elimizdeki 2 tane oyuncumuzun iyi olmasıydı. Ve diğer sporcularımızın da verdiği katkı sayesinde çok rahat bir turnuva geçirdik. Hocam iki oyuncunuz hani handball deneyimi olan oyunculardı. Mete ile Egemen. Diğerleri futbol ve basketbol gibi farklı branşlardan handball'a geldiler. Apayrı branşlar bunlar hocam. Bambaşka. İlk başlarda nasıl güçlükler çektiniz? Nasıl adapte ettiniz? Şu oldu mesela. Parkeye. Hocam ben yapamam. Çok oldu. Hocam işte bu nasıl spor dendi. Hani kaba tabirle bu oldu. Ama tabii işin içine girdiğiniz zaman hani böyle daha çok birebir sohbet, birebir konuşma veya örnek maç videoları izlete ve birazcık da tatlı sert bir spor. Hani insanın özellikle erkeklerin hoşuna bu çok gidiyor. Çünkü hep göğüs göğüse mücadele ediyorsunuz. Bunları daha kısa sürede verdiğimiz zaman sporculara çünkü bir mücadele içinde kalıyorlar ve bunların çok hoşuna gidiyor. Bunu kısa sürelerde verdiğimiz için aslında birazcık kandırdık diyebiliriz. Çünkü bir basketbolda göğüs göğüse mücadele etmiyorsunuz, bir voleybolda etmiyorsunuz, futbolda kısmen ediyorsunuz ama handbolda hep göğüs göğüse. Bizim şansımıza yani istediğimiz ve seçtiğimiz öğrencilerimiz buna çok hızlı uyum sağladılar. O yüzden tek sıkıntı yaşadığımız yer burasıydı, onu da iyi atlattık. Hocam yanılmıyorsam genç bir kadroya sahipsiniz. Evet. Hani önümüzdeki yıllar içinde orada handball'a darbe vuracak kulüplerden bir tanesi, okullardan bir tanesi olacak. Bununla ilgili neler söylemek istersiniz? Hani planlı bir çalışma mıydı? Tabii ki. Ya ben okula ilk başladığım zaman da bunu söyledim. Bizim avantajımız şu burada. Anaokulundan itibaren öğrenci bize geliyor. Ve ister istemez öğrenci 4 branşada görüyor, öğreniyor. Yani bunların içinde handball, basketbol, futbol.
Ben kendi branşım adına konuşuyorum. Yani ben anaokulundan başlıyorum çalışmaya. Anaokulu, ilkokul, ortaokulda. Ve en büyük amacım da anaokulunda aldığım öğrencimi ilkokul kademesinde yarışmaya sokmak, ortaokul kademesinde yarışmaya sokmak ve en son lise kademesinde yarışmaya sokmak. O yüzden altyapı çok önemli bu sporda. Ve dediğim gibi handbol her zaman, dedim ya, hep bir kuytu köşede kalıyor. O yüzden bence özel okulda böyle bir çalışmanın olması çok değerli. Anaokulundan başlayıp liseye kadar getirmek çok aslında meşakkatli bir süreç. Ama biz çalışıyoruz. Yani altyapılarda çalışmaya devam ediyoruz. İnşallah seneye en büyük hayalimiz bu başarıyı hem lisede yakalamak hem ortaokul kademesinde yakalamak. Bununla çalışmalarına başladık. Hem egemenler şu an tecrübe olarak onlara aktarıyor. Ki ben başlarında çalışıyoruz. Eminim ki seneye de burada tekrar görüşeceğiz diye düşünüyorum. İnşallah diyelim hocam. İnşallah. İlerleyen dönemlerde ben özellikle ikinci bölümde Giresun'da bir bölge elemeleri var. Orada orduyu temsil edecek kulübümüz. Orada da mücadele edecek. Orası apayrı bir arena olacak. Anlaşılıyor. Hani, ordu turnuvası başka, bölge elemeleri başka. Orada apayrı bir mücadele sergileyecek. Onu da konuşacağız ikinci bölümde. Hocam, başladı antrenmanlar, handbol antrenmanları, çalışmalar. Mücadeleye başladığınız hocalar, tecrübeli hocalar. Hep bu branşın kesinlikle, içinde evet. olan hocalar. Hani, bizim dönemde hem kulüp hem okul işbirliğiyle iyi sonuçlar ortaya çıkıyordu. Kulüp turnuvası ayrı, okul turnuvası ayrı. Şimdi de günümüzde okul sporlarına çok önem veriyor. Özellikle Milli Eğitim Bakanlığı ile Gençlik ve Spor Bakanlığı. Tecrübeli hocalara karşı mücadele, ilk sene neler yaşadınız onlara karşı? Şimdi şunu yaşadım. Tatlıda bir rekabet oldu. Evet, yani bir de şöyle bir avantajı var bunun. Çoğu hocamla beraber aynı takımda mücadele etti handbol adına. Hani oradan da tanıyorsunuz ister istemez ya da oyun anlayışını biliyorsunuz. Ki ben çoğu hocamın geçen seneki maçlarını takip etmiştim mesela. Grup maçlarını takip ettim. Hani oradan belli başlı notlarım vardı. İşte oyunu böyle oynuyor ya da bu tarafa doğru oynuyor ya da işte çapraz yapıyor gibi vesaire. Hani onlara karşı koymak hani en başta zor gelmedi değil. Zor geldi ama bunların içinde beni en çok zorlayan kendi babamdı. Çünkü o da benim rakibimdi. O da biliyorsunuz farklı okullarda bu işi yapıyor ve çoğu öğrenci onun öğrencisi. Geçen sene Fatih Lisesi'ndeyken orada da antrenörlük yapıyordum. Orada mesela beni yenmişti babam. Ama bu sene ben onu yendim. Hani burada hem babamı hem diğer hocalarımı yendim. Hani bu benim için farklı bir mutluluk. Hem buruk bir mutluluk hem de farklı bir mutluluk. Ama inşallah devam edeceğim. Yani daha yaşım genç. Hoca olarak da inşallah bundan sonra hem babamı yeneceğim, öyle diyeyim. Hem de benden tecrübeli hocaları yenmek için çalışmaya devam edeceğim. Öyle söyleyeyim. Dediğiniz gibi konunun başında bir dezavantajınız var. Hani devlet okulları ve özel okullar açısından. Ama yeterli destek olduğu takdirde onu da avantaja sağlayabilecek bir güce sahipsiniz diye düşünüyorum. Dediğiniz gibi Ercan Hoca da efsanelerden bir tanesi handbolda. Onu yenmek de güzel bir duygudur herhalde. Çok güzel bir duygu. Yani zor ama güzel bir duygu. Neler söyledi size? Tebrik etmedi. Önce onu söyleyeyim. benim her zaman destekçim. Yani bu çok önemli. Yani ben oynarken de benim her zaman destekçimdi. Şu anda da hala destekçim. Hani onun yolundan gitmek çok güzel bir duygu. Aynı tarz başarıları yakaladık. Yani ben onu geçen inceledim. Yani düşündüm. Dedim ki hani o da böyle yapıyordu. O da bu şekilde başladı. O da kendi zamanında işte Ordu Lisesi ile başladı. Sağlık Lisesi'ye devam etti. Hani o da bu tarz şampiyonluklarla buralara geldi. Onun izinden devam ediyorum. Yani inşallah beni tebrik edecektir bugünden sonra, öyle söyleyeyim, şampiyon olduğum için. Zaten finale çıkmadan önce bir tebrik yayınladı. Evet, Facebook üzerinden yayınladı ama yüz yüze o tebriği almadım. Onu buradan da kendisine iletiyorum inşallah. Ondan Ercan Hoca'ya duyurulur. Aynen. Oğlu tebrik bekliyor. Evet. Hafta sonunda maça gittiniz herhalde. Samsun'daydık. Bu hafta. Lig takımı biliyorsunuz orası. Ama yeni bir kuruluş da şu an. Çünkü geçen seneki takımımızdaki çoğu sporcumuzu transfer ettik. İşte Süper Lig'e gidenler oldu aramızdan. O yüzden bu sene birazcık sallantıdayız, öyle söyleyeyim. O da yeni bir takım, genç bir takım olduğu için oluşma aşamasındayız. Egemen de aynı zamanda orada oyuncumuz.
Kısa bir araya gidelim. Aranın ardından hem Kole Spor Kulübü'nü konuşalım. Namık Altaş Kole Spor Kulübü'nün diğer hangi branşlarda faaliyet gösterdiğini de merak ediyorum. Hem onu konuşalım, hem handbolu konuşalım, hem Ordu'nun genel handbolunu da konuşalım. Kısa bir araya gidelim. Aranın ardından yeniden buradayız. Şu reklamın ardından yeniden karşınızdayız. Namık Altaş Koleji Spor Kulübü'nü konuk ediyoruz. Handbol branşında Ordu iyi şampiyonu oldu. Egemen'le devam etmek istiyorum. Hani Egemen, hem spor yapıyorsun, hem handbol antrenmanlarına gidiyorsun. Dersler nasıl gidiyor peki? Nasıl geçiyor dersler okul hayatı? Şu şekilde. Son sınıf olduğum için YKS hazırlıklarım devam ediyor. Bir yandan da Namık Altaş Koleji'nin bize sağladığı imkanlardan biri olan yurt dışı üniversitelerine başvuru sürecim devam ediyor. Dün iki tane üniversiteden kabul kararı aldım. Bu kararda spor üzerinde hani gerek lig takımında gerek okul takımında yapılan başarılar ve bununla birlikte milli takıma çağrılma olayları da etkili oldu. Bunun sayesinde... Hangi üniversiteler? Birisi Florida Technology of Institute Üniversitesi, diğeri de Kentucky Üniversitesi. O NBA'ye genellikle oyuncu yollayan bir üniversite. Spor alanında yüksek bir üniversite yani. Gerek önem veren, gerek de dersleriyle öne çıkan bir üniversite. Yanlış hatırlamıyorsam dünya sıralamasında 147. bir üniversite. İnşallah istediğimiz olur. Amerika'da okuma yerlerinde kabul olur inşallah. Bir yandan YKS hazırlıklarım devam ediyor zaten. İnşallah diyelim. Hani sporla birlikte başarılar geliyor. Hani Amerika'dan bir üniversiteye kabul görebiliyor öğrenciler. Hani spor yapma diyenlere açık cevaplardan güzel bir tanesi. Güzel cevap aslında. Yani sporun eğitime katkısı zaten tartışılmaz bir katkısı var. Hem zihin açısından hem ruhsal açıdan çocuk rahatlıyor orada. Yani gelip sporunu yapıyor, oradaki heyecanını yaşıyor. Ve bunu dersine yansıtmaya başarabilir. İşte Egemen mesela en büyük örneği. Hem sporunu yapıyor, antrenmanını yapıyor, dersini yapıyor. Ve inşallah yabancı üniversiteye gidecek. Yani bunlar az şeyler değil. Yani güzel şeyler. Desteklemekte her zaman fayda var. Ben hep söylüyorum yani öğrencilerin velilerine. Bu bir avantaj. Özellikle takım sporlarında bir avantaj. Çünkü bireysel biraz daha. Bireysel yani. Çocuk kendi başarısıyla ilerlemeye devam ediyor. O takım olmak ayrı bir olgu. Bunun her hayatınızdaki her alana etkisi var. İnşallah o da Amerika'da bunları yaşar. İnşallah diyelim. İnşallah. Egemen, bundan sonraki süreçte hedeflerin ne olacak özellikle spor hayatında? Neler yapmak istiyorsun? Spor hayatında derslerle birlikte sürdürmeye devam etmeyi düşünüyorum profesyonel anlamda. Genel anlamda hem yurt dışı açısından veya Türkiye içerisinde bir üniversite kazanırsam bulunduğu şehre göre handbola devam etmek istiyorum. Bununla birlikte hocalarımın da bana yardımcı olacağını düşünüyorum tabii ki. Ama belki de Ordu'yu da kazanabiliriz, belli olmaz yani. Egemen, örnek aldığın sporcular var mı? Diğer branşlarda olabilir. Diğer branşlarda genellikle basketçilerin hayat tarzlarını daha çok. Gerek rahmetli Kobe Bryant falan, sonra LeBron James, Michael Jordan, onları örnek almayı şey yapıyorum. Kendimi hayat felsefesi olarak barındırdım. Bununla birlikte futboldan gerek Dünya Kupası'nda Ronaldo'ya üzüldük ama onun da hayat felsefesini çok beğeniyorum. Sürekli bir disiplin, sürekli bir azim, sürekli bir çalışma prensibi. Bunu zaten başarı yakalattıran özellikler. Bununla beraber çoğu sporcu benim için önemlidir yani. Handball da beni örnek oluyor. Onu söylemedi ama. Onu pas geçti ama ben biliyorum. Hocam, çalışmalar devam ediyor. Evet. Artık önümüzde de bir Giresun bölge grup müsabakaları var. Oraya birçok ilden takımlar gelecek. İlinde şampiyon olan takımlarla mücadele edeceksiniz. Hani orada ayağını geçtik. İyi takımlarla mücadele ettik. Şimdi ise Giresun elemeleri var, bölge elemeleri var. O ne zaman, hangi tarihte yapılacak? Hedefimiz neler olacak? 5 Ocak'ta başlayacağız Allah'ın izniyle yarışmalara. Şimdi oradaki asıl bizi mutlu eden şu, başarıdan ziyade şu. Burası bölge yarışmaları ve bölgeye baktığımız zaman belki de tek özel okul biziz. Yani bu açı çok önemli. Oradaki takımların hepsinin
altyapıları mevcut ve hepsi ligde oynayan oyuncular. Keza bizim gibi, biz de öyleyiz. Buraya kimler gelecek? İşte Sivas, Giresun Spor Lisesi orada olacak. Bunun yanı sıra Kastamonu liseleri orada olacak. Gümüşhane orada olacak. Yine bunlar spor lisesi. Çoğu, dikkat edin, hepsi spor lisesi genelde. Ve biz bunlara karşı yarışacağız. Buradan zor olacağı zaten aşikar. Çünkü iyiler oraya geliyor. Amacımız tabii ki oradan grup 2 veya 1 olarak çıkmak. Bu yönde çalışmaya devam ediyoruz. Tabii zor bir süreç olacak. Ama kendimize güveniyoruz. Yani hani oraya gidip kimse şunu düşünmesin. Benim sporcumdan da o şekilde. Hani gidelim, oynayalım, gelelim değil. Zaten disiplin olmadıktan sonra başarı da gelmiyor. Ben inanıyorum ki yani oradan çıkacağız. Yani çıkacağız. Oradan çıkarsak yarı finaller bu sefer Ordu'da olacak. Bu da güzel bir bence rastlantı diyelim. İşte Ordu halkı handball izleyecek bir kere daha. Ve liselerde bunu izleyecekler. İnşallah orada olacağız diyelim. Hocam bu da büyük bir avantaj. Yani evet. Yarı finale kaldığımızda. Kendimizde oynayacağız yani. Bu yarı finale de atabiliriz kendimizi. Tabii ki. Ordu'da olursak inşallah. Oradan asıl her şey orada bitecek. Yani oradan çıktığımızdan ben inanıyorum ki finale çıkarız. Çünkü kendimizde oynayacağız. Bu yani çok büyük bir avantaj. Kendimiz hocam endişe rakip kim bekliyor bizi bölgede? Giresun'da mı? Bence bizi endişe rakip Gümüşhane Spor Lisesi diye düşünüyorum. Yani çünkü geçen sene de iyilerdi. Türkiye'de 4 veya 5 oldular diye biliyorum. Yine orada olacaklardır. Giresun da aynı şekilde dişli bir rakip. Ama ben onlara rağmen biz oradan çıkacağız diye ümit ediyorum. İnanıyorum yani takımıma. Hocam iyi şampiyon oldunuz, okula geçtiniz, neler düşündünüz, neler hissettiniz, neler yaşadınız? Şimdi şampiyonluk sabahı diye bir şey var. Bu hani bir okul takımı olmasına rağmen fark etmiyor. Yani sonuçta şampiyonluk hissi başka. O kapıdan içeri girdiğiniz zaman zaten size insanların gülerek hocam tebrikler demesi benim için en büyük ödül. Yani kupadan ziyade o tebessüm ve cümle yetiyor insana. Alkışlanmak güzel duygu ya. Yani bence mutluluk verici. Yani sporcu olarak ayrı ama hoca olarak alkışlanmak bambaşka. Yani birilerine rehber olmak çok aşırı güzel bir duygu yani. Sen neler yaşadın? Şöyle, benim gerek turnuvalarda genellikle birinciliklerim oluyordu ve yani ben birinciliği kendi hayat felsefem olarak tanımlamıştım. Handball'da da riskli bir takım kurarak yani sonuçta tek özel okul olarak risk aldık. Ve bunu bu riski de taşımamız lazımdı şampiyon olarak. Bunu başardık. Gerek çevremden gerek okulda karşılama çok mutlu etti beni. Çünkü herkes tebrik ediyordu. Gerek yani ilkokuldaki çocuk bile Egemen abi tebrikler falan diyordu yani. Bu beni çok mutlu etmişti. Lig takımında ise gerek abilerim gerek hocalarım da beni tebrik etmişti. Bu benim için hem onur verici hem beni mutlu edici bir şey. Ercan abi mesaj atmış. Ercan hocam atmış. Buradan ve sizin ve izleyenin huzurunda orada bir ilk olan ve bu kararda öncülük yapan herkesi tebrik ediyorum. Kendine rakip olmasına rağmen ve oğlumla gurur duyuyorum. İnşallah Altaş biz olmasak da atılan bu adımın devamını evet, getirir inşallah demiş. Ercan abi kendine rakip çıkardı. Evet, sonunda yıllarca uğraştı. Ama oğlunu çıkardı yani evet. Ya o duygu aslında güzel bir duygu yani. Evde baba oğul. Salona girdiğiniz zaman aradaki o duvarın kalkması ve hoca sporcu olmak yani çok bambaşka bir duygu. Yani ben hiç bunun aksini yaşamadım. Yani başka bir hocayla çalışmadım. Yani istemedim çalışmayı. Çünkü insan mutlu olduğu yerde kalmak istiyor. Mutluyum. Hem ona rakip olmak hem de oğlu olmak çok güzel bir duygu. O da farklı bir rakip buldu artık karşısında. Yani şimdi baktı yeneceği kimse yok. Başka kalmadı. Yani bari kendi oğlumu yeneyim. Ama bu sefer yenemedi öyle söyleyeyim yani. Aile hep handball'la ilgileniyor. Evet. Hem anne olsun hem baba olsun. Bu sana zorluklar getiriyordur elbette. Neler söylemek istersen? Zorluk şu oluyor benim için. Küçük yaştan beri içinde olduğum için hani tek zorluğu aslında yorgunluk oluyor. Yani onun dışında beni zorlayan bir kısmı olmadı. Aksine çok mutlu oluyorsunuz. Yani ailecek bir işi severek yapmak bambaşka bir his. Herkesin aynı amaç için çalışması bambaşka bir his. Ya biz maça giderken bile hep beraber gidiyoruz. Yani kardeşim olsun, annem olsun, babam olsun. Destek, o desteği orada görmek harika bir duygu. Yani biliyorsunuz ki evet benim arkamda
kimse bile savunmasa ailem var. Yanlış yapsanız bile aileniz var. Aileyle sporu birleştirmek harika bir duygu. Tavsiye ediyorum yani herkese. Egemen, senle devam etmek istiyorum. Çalışmalar devam ediyor. Artık grup müsabakaları var. Sen de birçok takımı tanıyorsun yakından. Birçok oyuncuyla da mücadele ettin. Neler düşünüyorsunuz? Nasıl bir bölge elemeleri bekliyor sizleri? Şöyle, ben grup müsabakalarını geçeceğimizi düşünüyorum. En azından Ordu'da yarı finaller olduğu için bu bize motive ediyor. Çünkü Ordu bizim şehrimiz ve taraftarı da yanından getireceği için en azından motive edici ve karşı takımı demoralize edecek bir yapı oluşmuş olur taraftarla birlikte. Bu grup aşamasında hazırlanmamız çok önemli asıl. Doğancan hocamla birlikte bu hazırlanma sürecinde başarıyla geçeceğimizi düşünüyorum. Hocam, bundan sonraki süreç biraz daha sizin için önceki döneme göre biraz daha kolay diye düşünüyorum. Çünkü şampiyon olan bir takım var. Hani belki hiçbir şeye inanmıyordu. İki oyuncu hariç diğer oyuncular. Hani handbola bile zor adapte olan sporcular şampiyon oldu. Onlar ne düşünüyor hocam takım açısından? Onlarda da fikir değişiklikleri başladı mı? Onlarda değişiklikten ziyade şu var. Hocam, kimle oynayacağız? Yani kimler gelecek? Çünkü çocuk hiç görmemiş daha öncesinde. Hani iyi bir, çok iyi bir handbol takımı görmemiş. Tabii haliyle televizyonda da izleyemiyor. Bir basketbol gibi, futbol gibi bilmiyor. Yani ne kadar sert geçeceğini kestiremiyor. O yüzden şu an takım üzerindeki hava endişe. Yani ne yapacağız acaba? İşte bunu da inşallah antrenmanlarla yavaş yavaş grup maçları sertliğindeki antrenmanlarla aşacağımızı düşünüyorum. Eğer orada aşamazsak şunun olacağını biliyorum. Yani biz orada çıktığımız ilk maçta ilk 15 takısında bunu atmamız gerekiyor. Tam tecrübe, evet, bir yerde önemli. Ama tecrübesiz de olsak oraya çıktığımız zaman hem ilimizi hem okulumuzu temsil edeceğiz. Bu yüzden ben eminim ki bütün sporcu arkadaşlarım elinden geleni yapacaktır. Yani vazgeçmeden savaşacaklar inşallah. Çünkü savaşmadan olmuyor. Hocam, iyi şampiyon olduğunuz diğer sporcuların ilgisi başladı mı? Hani sizin yanınıza gelen var mı handball için? Aslında var. Yani ben hiç beklemiyordum mesela. Hani şimdi çoğu öğrenci geliyor. Yani normalde bizle hiç... Bir de sezon ortası. Bir de yani sezon ortası. Yani çocuk mesela diğer branşlardan da gelenler oluyor. Hocam, ben de gelebilir miyim? Ben de başlayabilir miyim? Bunlar güzel şeyler. Yani çocuk orada görüyor, antrenmanda görüyor veya maçta görüyor. Kupa alırken görüyor. Bir başarı görüyor. O zaman diyor ki yani ben de oynayayım. Yani çok güzel bir dönüt aslında. Yani handbol için çok güzel bir dönüt. Yani biz olsak da olmasak da handbolun orada yaşaması güzel bir his. Çocuk handbol da varmış diyor. Ve dışarıdan gördüğü zaman da yani güzel bir spor diyor. Bak, sert bir spor. Hocam da oynuyor. Yani bu asıl avantaj bu. Hani hocam da oynuyor benim. Demek ki ben de oynayabilirim. Hani ben de oynarım. İşte şampiyonun etkisi bu. Kupanın etkisi bu oluyor. Görüyor ve ben de geleyim. Çok güzel bir his. Geliyorlar. Hocam, zaman zaman diyor musunuz ben de oynasam? Öyle bir an oluyor ki maçın içinde. Bir pozisyonda. Keşke ben de orada olsaydım. Ya bak, ben olsam böyle yapardım. İşte asıl iş orada başlıyor. Yani oradaki gördüğünüz ve onların göremediği şeyi çevirip aktarmak çok zor. Yani zor. Bunu başardığımı bilmek çok güzel. Yani... Hocam, maçlar için kırılma anları çok önemli. Müsabakalarda yaşadınız mı bu sezon? Özellikle okul müsabakalarında. Final maçında yaşadık. Yani aslında... Hani hiç bilmeme rağmen yaşadık. Şöyle yaşadık. Sahaya çıktık, önde götürüyoruz. İlk yarıyı önde bitirdik. Rakip? Atatürk Anadolu Lisesi. Önde başladık, önde götürdük. İlk yarı bitti. Tabii şimdi önde gittiğiniz zaman bu yaş grubunda oluyor. Yani çocuk o şeye kapılıyor. Zaten yendik havasında oluyor. Ama öyle olmuyor yani. Kaç sayıydı hocam fark? 7 sayıyla öndeydik. Değil mi? 7-8 sayıyla öndeydik ilk yarı bittiği zaman. İkinci yarıya başladık. Sanki ilk yarı oynayan takım yok. Ben sanki farklı birini getirmişim, oraya koymuşum gibi. Fark bir anda 3'lere 4'lere indi. 2'lere inmeye başladı. Bir motivasyon kaybı oluyor haliyle. Orada biraz zorlandım. Yani çünkü söylüyorsunuz, çocuk artık anlamıyor. Çünkü yorgunluk giriyor işin içine. Mola alıp tabii müdahale edebiliyorsunuz ama Allah'tan oradaki reaksiyonumuz iyiydi. Tekrar farkı yukarılara çıkardık. 12 falan. 12 farklı. Sonunda bitirdik. Sen neler düşündün maçta?
O iki sayıya kadar indikten sonra Egemen. Biraz açıkçası biraz acaba kendim mi oynasam diye düşündüm. Çünkü hani kaptan olarak bir şeyleri ele almanız gerekebiliyor bazen psikolojik olarak maçta. Şöyle oldu, en azından ben kendim oyunu kurayım da boşlukları arkadaşlarımı getirtireyim. Çünkü takımların genel savunma stilleri biraz benim üzerimeydi. Çünkü beni kapattıkları zaman takımın kapanabileceğini düşünüyorlardı. Ama bu yanlış bir düşünce bana göre ve bunu da kanıtlamış olduk. Son maça doğru işte son anlarına, kırılma anından sonra farkları böyle takım kaptan olarak sakin kalmam gerekiyordu. Çünkü o çocuklar heyecanlandığında onları birisi teselli değildi. Onları birisi yerine alması, böyle onları bu heyecanını kırması lazımdı. Bunu yaparak da farkı arttırarak şampiyon olduk. Tribünler nasıl değişti o farka eriyince? Tabii tribünde en başta o coşkulu şey gitti haliyle. Çünkü fark açıkken herkes gülüyor, eğleniyor, hopluyor, zıplıyor ama fark düştükten sonra biz sessizlik yaşadık. Maçın içinde yani bir durma, hani ne oluyor acaba aslından. Allah'tan sonu iyi bitti. Yani o da şu oldu, dediği gibi Egemen'in, yani Egemen'in üzerine oynandığı zaman, savunma yapıldığı zaman diğer oyuncular önemli. Onların verdiği katkı önemli. Biz oradan şanslıyız, yani iyiyiz orada. İki oyun kurucum da iyi tepki verdi. Yani yanlardan çok gol bulduk, öyle söyleyeyim. Yani oyun kurucu mevkinden çok gol bulduk, kanatlardan gol bulduk. O da olduğu zaman zaten kimse önünüze geçemiyor. Yani yanlarınız iyi olduğunuz zaman çok rahat aldık, çevirdik. Hocam, gelişim kaydetti birçok sporcumuz. Evet. Ona bakacak olursak ne kadar bekliyorduk gelişimi, ne kadar büyük gelişim gerçekleşti sporcular için? Ben açıkçası çok böyle üst düzey bir gelişim hiç beklemedim. Ama beklemediğim şekilde bir gelişim yaşadım. O da nasıl? Mesela bir aylık antrenmanla maça çıkan oyuncularım var benim. Hani bir aylık antrenman yapıp... Çok benim, az bir süre. Tabii çok az bir süre. Bir de handball oynuyorsunuz. Yani kuralları daha yeni yeni öğreniyorsunuz. Sertliğine daha alışamadınız. Yeni alışıyorsunuz. İşte orada asıl cesaret gerektiren iş bu. Yani bir aylık antrenmanla maça çıkıp bir de kanat mevkisinde oynayan oyuncularım var ve gol atıyorlar. Yani bu aslında ayrı bir başarı. Yani bu çocuklar ilk defa handball topu alıyor önüne. Bir ayda antrenman yapıyorlar. Maça çıkıp maç alıyorlar. Aynı şekilde sağ kanadım, sol kanadım. Yani bunlar çok ekstra katkı verdiler. Ve hala istekliler. Yani hocam devam edelim, antrenman yapalım. Bunları aldığınız zaman dönütü, yani siz de bırakamıyorsunuz artık. Sizi daha çok bağlıyor antrenman, antrenman, antrenman. Hocam kısa bir süre kaldı artık. Hani evet. Bir aydan az bir süre kaldı. Hı hı. Çalışmaların dozajı artacak diye düşünüyorum. Bundan sonraki süreçte oyuncuları ve sizleri neler bekliyor? Bizi en fazla bekleyen şey birincisi haftanın büyük ihtimalle 3-4 günü antrenman yapacağız. Aslında öğrencileri bekleyen zorluk şurası. Bir veli zorluğu. Hani hocam çocuk ders çalışmayacak mı zorluğu. O bizi en çok yoran kısım orası. İkincisi antrenman ve dersi ve başarıyı aynı anda götürebilecekler mi? Üçüncüsü ve en doğalı yorgunluk. Çünkü sert bir spor. Hep söylüyorum. Hızlı bir spor. Biz bol bol bu kalan sürede şunu çalışacağız. Önce savunma çalışmamız lazım çünkü yedikten sonra bir anlamı yok atsanız da. Yani yiyip atma, hani yemeyip atacaksınız. Bu işin mantığı bu. İyi bir savunma çalışmamız gerekiyor. İyi bir hücum çalışmamız gerekiyor. Ağır bir dönem olacak. Onlar için de ağır bir dönem olacak. Bizim için de öyle olacak. Ama inşallah iyi atlatacağız o dönemi ve maçları. Hedefiniz ne olacak hocam? Benim önce hedefim Giresun'dan çıkmak. Birinci veya ikinci fark etmiyor. Oradan üç takım çıkacak. Üçüncü de aynı yere gelecek. İki de aynı yere gelecek. Bir de aynı yere gelecek. O yüzden oradan ilk üçe girip Ordu'ya gelmek istiyoruz. Üç takım bizden gelecek hocam Karadeniz bölgesine. Evet. Üç takım? İstanbul grubu var. Yani Marmara grubu olacak. Ankara grubu olacak. Antalya grubu olacak. Ege grubu olacak. Aslında bizi zorlayacak kısımlar bu kısımlar. Çünkü orada da bu işi yapan özel kurumlar var, özel okullar var. Ve oranın bize göre avantajı genelde Süper Lig takımlarının altyapısı. Oradaki çocuklarla biz karşı karşıya geleceğiz. Elimizden geleni yapacağız. Yani yenmeye çıkacağız. Onlar da yeter ki orada yarı finale gelelim. Yeter ki biz buraya gelelim yani. Hocam orada handball ile ilgili de konuşmak istiyorum. Artık programında sonlarına geldik.
Siz de mücadele ediyorsunuz Ordu Gençler Birliği olarak. İkinci ligde erkeklerde. Ora nasıl geçiyor? Orada nasıl bir takım kuruldu? Nasıl devam ediyor? Şimdi orada biliyorsunuz, siz de biliyorsunuz. Orada biz birazcık şikayetçiyiz çoğu şeyden. Elimizde olmayan şeylerden dolayı. Çünkü ilk şikayetimiz ne? Her zaman söylüyoruz biz. Bir basketbol kadar, bir futbol kadar destek göremediğimiz. Biz bunlara rağmen yıllardan beri burada mücadele ediyoruz. Yıllardan beri başarı getiriyoruz. Hem altyapılarda, hem üstlüklerde, kadınlarda, erkeklerde fark etmiyor. Ordu tarihinde olmayan, handball branşında olmayan kupa maçları oynadık geçen sene biliyorsunuz. Süper Lig takımları buraya geldi. TRT Spor gelip çekim yaptı. Yani bunlar handball branşı adına çok güzel şeyler ve bizi de mutlu eden şeyler. Biz bu sene ikinci ligde devam ediyoruz. Ve genç bir takım kurduk. Genelde oyuncularımızın çoğu egemen yaşında, ondan da küçük. Lise 1 ve lise 2'de okuyan ve liselerde okuyan öğrencilerimizle mücadele ediyoruz. Amacımız yine alttan başarı getiren bir ekip kurmak, genç ve hızlı bir ekip kurmak. Onun için çalışıyoruz. Bakalım, şu an devam ediyoruz. Yani çalışmaya devam ediyoruz ilk olarak. Peki mesela nasıl geçiyor? Bir yandan okul sporu ve bir yandan lig takımıyla çalışmak benim gelişimim açısından olumlu bir süreç oluyor. Ve bu süreçte de gerek önceden dediğim gibi yurt dışındaki belki handball kulüplerinde de oynama hedefim oluşabilir. Lig takımı ile okul takımı çok benzer şeyler değil tabii. Oradaki lise çocuklarıyla abilere karşı oynamak bir değil tabii. Gerek sertlik, gerek oyun zekası olarak benden bazıları gelişmiş olabiliyorlar tabii. Ama bunların üstesinden gelmeye çalışıyorum. Umarım daha çok gelişirim. İleride iyi yerlere uzanırım. Hocam, son mesajınızı almak istiyorum. Artık da programımızın son dakikasına girmiş bulunmaktayız. Benim son mesajım şu. Önce size çok teşekkür ederiz. Biz teşekkür ederiz. Bizi buraya çağırdığınız, ağırladığınız için, konuşma fırsatı verdiğiniz için çok teşekkür ederiz. Benim iki isteğim var. İlk isteğim okulumla alakalı. Yani okulumda bu başlangıcın devam ettirilmesi ve desteklenmesi. Çünkü bu kısım başarıya aç. Yani açık. Aç ve açık. Önü açık. Biz oradayız. Yani ben elimden geldiğince, dediğim gibi altyapılarda bu işe devam etmek istiyorum. Anaokulu, ilkokul, ortaokul fark etmiyor. Benim amacım kendi branşımda bu başarıyı sağlamak. Neden olmasın? Yani bu Ankara'da oluyor, İstanbul'da oluyor. Burada niye olmasın? Neden Ordu'dan işte Altaş Koleji Spor Kulübü dünya şampiyonu olmasın? Bunlar çok zor hedefler değil. İkincisi şunu söylemek istiyorum. Ben her zaman diyorum, hem kendi öğrencilerime hem kendi aileme de konuşurken, bizimki farklı bir meydan okuma diğer branşlara göre. Çünkü çok ağır şartlar altında bu işi yapıyoruz. Ve ben kendimce mutluyum. Ben ve ailem, öğrencilerim bu ile bu branşta hiç belki de görmediği başarılar getirdi. O yüzden bizi sadece desteklesinler. Başka bir şey istemiyoruz. Ben de her iki konuğuma da teşekkür ediyorum. Kırmayıp bizi konuğumuz oldukları için Namık Altaş Koleji Spor Kulübü'ne de Giresun'daki bölge grup müsabakanında başarılar diliyoruz. İnşallah orada ilk üçe girip yarı finalde Ordu'da Ordu'yu en iyi şekilde temsil eder. Neden olmasın finallere gitmek? İnşallah gerçekleşir. Biz de ayrılan sürenin sonuna geldik. Mutlu kalın, hoşça kalın. Bizlerden ayrılmayın.